Geldik soru 11. Bir madde veya ürünün üretim aşamalarını şekiller yardımıyla gerçekleştiriniz demiş. Üretim aşamalarını fotoğraflandırınız demiş. Biz bunları silelim. Fotoğraf aramakta zaman kaybetmeyelim. O zaman yeni sayfada ekle Smart Art. Şimdi burada bizim döngüyü de kullanabiliriz. Bakın döngü. Şimdi birinci olanı seçersek biz eğer birinci temel döngüyü tamam dersek önce renklerini bir değiştirelim buradan. Güzel bir renk seçelim şöyle. Şu. Sonra burada bu ne olsun? Ham madde. Yapmıştık bununla benzer hatta geçen hafta. Ham madde. Birinci kısım. İkinci kısım eritme olsun mesela. Eritme. Burası şekil verme. Burası paketleme olsun. Burası da satış olsun. Tamam mı? Şimdi bunun gibi o zaman tıkladık tekrar üzerine. Boyut verelim buradan bir. Bu kadar. Yaptığımız işlem sadece bu. Ekle Smart Art'a girdik. Bir ürün ya da üretim aşaması demiş. Biz üretim aşamasını yaptık. Siz mesela ürün istiyorsa diyelim ki işte un, su, tuz, karıştır, ekmek gibi yapabilirsiniz en basitinden. Ya da farklı ürünleri bu şekilde yapabiliriz. Kaydederken yine dosya, farklı kaydet. Soru 11. Adınız, soyadınız. Tamam, şekiller yardımıyla da yapabiliriz ama Smart Art varken Smart Art'la yapabiliriz. Şekiller yardımıyla da zaman kaybı açıkçası. Uğraşacaksın, hepsini aynı sıraya getirmeye çalışacaksın. Normalde şöyle de yapabilirsin. Ekle şekiller. Tek tek buraya gir. Birinci yuvarlağı al. Kareyi al. Ne bileyim. İşte oku al, oku ekle. Bu şekilde yapmaktansa Smart Art'tan da yapabilirsin. Tamam mı? Vakit kaybetmemek amacımız burada. Hızlı olmak yani. O yüzden illaki de şekillerle yapmaya gerek yok. Daha kolay yolu varken şekillerle uğraşmanıza gerek yok.